Hocam ben daha çok Japonların okçuluğa yaklaşmasını doğru buluyorum. Okçuluk bile demiyorlar, kudo diyorlar. Ve adeta bir ibadetmiş gibi yerine getiriyorlar. Kendileri okçu bir millet gibi de tanımlamıyorlar ama baktığınız zaman kılıç onlarda daha çok öne çıkıyor gibi geliyor. Ama okçuluğa da tapınaklarda gerekli saygıyı göstererek eğitimde olsun, antrenmanlarda olsun bir ibadet yapar gibi yapıyorlar. Biz okçu bir millet olmamıza rağmen geleneksel okçuluğa o kıymeti göstermiyoruz. Mesela her kulübün ayrı bir eğitim metodu varmış gibi geliyor. Bakıyorum resim koyuyorlar. İşte yeni alplerimiz antrenmana başladı. Resme bakıyorum. 3 çocuğun da tutuşu farklı, çekişi farklı. Ama Japonya'da A, B, C, D, E kudosunda evet. Hepsinde bir bakıyorsun standart, hepsi aynı gibi. Evet, kesinlikle öyle. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi özellikle Japonların kendini yayla tanımlamadığı çok doğru değil. Samuray teşkilatı milattan sonra 700'lerin başında Kondei diye bir gençlik teşkilatı üzerine şekilleniyor. Kondei çiçek açan gençlik demek. Yani aslında aristokrat ailelerden devşirilen, ata binen, yay ve kılıç kullanan gençlerin bir araya gelmesiyle ilk samuray teşkilatı oluşturuluyor. Sonra ülkede 600 yıla uzayacak iç savaşlarda bu bayağı bir kast gibi şekilleniyor. Samuray adı altında bir elit seçkin askeri kast meydana geliyor. Hocam bana nasıl sen de anlarsın yürük dedi herhalde. Evet, Japonlar kendilerini yayla tanımlamıyorlar dedi ama şöyle doğru, kılıçla daha çok tanımlıyorlar gibi görünüyor ama mesela biz de okçu bir millet olmamıza rağmen padişahlar culusta yani tahta geçiş törenlerinde kılıç kuşanıyor. Yani kılıç enteresan. Mesela İskitler'de de kılıç kültünün, Attila'nın Hunlarında kılıç kültünün olduğuna dair bilgi var. Dolayısıyla okçu milletleri tanımlarken dikkatli olmak lazım. Yani Japonlar da bayağı bir okçulukla müsemma aslında. Kudo'ya gelince, Kudo'daki do takısı Çince'deki dao'dan geliyor. Yani ben onu tabii Türkçe'ye taoculuk, tao diye hep çevirdikleri için yıllarca tao diye okunduğunu düşünüyordum. Sonra Çinlilerle tanıştık uluslararası okçuluk festivallerinde. Dao diye okuyorlarmış. Bu dao kelimesi Japonca'ya ve Korece'ye do diye geçiyor. Do yol demek. Yol. Yani bizim tarikat kelimesindeki gibi yol. Ve 17. yüzyıl başına kadar iç savaş devam ettiği için bütün Japonya'da derebeyler var. Bunlara daimyo deniyor. Kendi aralarında savaşıyorlar ve hepsinin birer ordusu var. Bu sebeple de savaş sanatları bu do takısına sahip değil. Mesela kudo o zaman kyujutsu. Kılıç dövüş sanatı bugün kendo diye bilinen kenjutsu. Jutsu belli bir konudaki bilgi birikimini tanımlayan bir sözcük. Mesela mühendislik bilimi, tıp bilimi gibi bir şeyi tanımlarken jutsu kullanıyorlar. Do ise yol demek. Çünkü 16. yüzyılın ikinci arasında iç savaşı bitiren bir takım değişiklikler oluyor Japonya'da. Tokugawa diye bir samuray, shogun yani askeri diktatör olarak gücü eline alıyor. İmparatora sembolik olarak bağlı kalmakla beraber asıl yönetimi eline alıyor. Taşra ordularını dağıtıyor ve merkezi hükümeti güçlendiriyor. O dönemde samuraylar işsiz kalıyor ve 4 yaşında Çin klasiklerini yazmakla eğitimlerine başlayan ve 14 yaşında da babaları tarafından iki kılıç kendilerine verilmek suretiyle savaşa hazırsın artık evlat mesajı verilen bu adamlar başka hiçbir iş bilmiyorlar. Yani bizim erken dönemdeki Yeniçeri gibi. Savaşmak dışında bir şey bilmiyorlar. İşsiz kalıyorlar. Bunların bir kısmı başka zanaatlar falan öğreniyorlar. Ama bir kısmı da şogunun veya imparatorun kılıç hocası olma amacıyla şöhret kazanmaya çalışıyorlar. Bunu da başka samuraylara kafa tutup düellolar yaparak sağlamaya çalışıyorlar ki o dönemde resmi olarak düellolar yasaklanıyor. Ama yasak olmasına rağmen düellolar yapılıyor. Yine aynı dönemde veya bundan 50-100 yıl sonra savaş sanatı okulları açıyorlar. Fakat savaş sanatı okullarında kendilerinin aynı demin ya bir önceki konuşmamızda daha doğrusu aynı anda çektiğimiz için demin diyorum ama seyirciler diğer videomuzda bulurlar. Mete Gazoz'la ilgili konuştuğumuz gibi o da iki nesildir başarılı bir sporcu. Bunlar da nesiller boyu savaşçı. Doğuştan savaşçı olan insanlara öğrettikleri gibi öğretemiyorlar. Bu savaş tekniklerini yumuşatıyorlar. Bugün mesela eski formları ve yeni formları bilinen kyujutsu'da, kudo'da, aikijutsu'da, aikido'da bunları görürsünüz. Yani sulandırılmış haliyle tekniğin gerçek çok agresif. Çok agresif. Çok agresif. Ve burada doğuştan savaşçı olmayanlara savaş sanatı kültürünü ve bilgisini açtıkları zaman daha yumuşatarak, biraz şeklini değiştirerek bu savaş sanatlarını lanse ediyorlar. Ve diyorlar ki bu artık birisini öldürmek için ya da savaş alanlarında hayatta kalmak için öğrenmeniz gereken bir şey değil. Bedeninizi geliştirerek bununla senkron bir şekilde ruhsal ve mental gelişiminizi de daha iyi bir yere taşımanız mümkün. Yani işte ta Plato döneminden beri, eski Yunan'dan beri bilinen bir şeydir. Mustafa Kemal'in de sağlam kafa sağlam vücutta olur diye lafı var. Ve yani düzenli egzersiz yapın. Bununla beraber kendi moral, ahlaki değerlerinizi de geliştirin. Yani dengeleyin diyor. Evet, dengeleyin diyor. Yani kontrol edilmiş bir şiddet öğretiyor aslında bir nevi. Fakat Japon kültüründe kata diye bir şey var. Kata bugün karate gibi savaş sanatlarına aşina olanların bildiği bir şeydir. Savaş teknikleri belli sırayla üst üste dizilir ve bunu bir gölge boksu gibi goygoyculuk yani bir nevi. Bir nevi goygoyculuk. Hayali 3-4 düşmanla savaşıyormuş gibi belli bir sırayla yaparlar bunu. Ama kata bu demek değildir. Kata bir şablondur. Yani mesela bir öğrencinin de bir çalışma şekli varsa bir şablondur. Bir öğrenme yöntemi var. Yani yola geliyorsunuz. Evet. İşte Japon kültüründeki bu kata sebebiyle bu
savaş sanatlarının Doğu elbisesiyle sunulması kabul görmüştür. Saygı meselesine gelince Japonlar saygılı adamlar. Biz biraz daha şehirleşmemiş, nomad kalmışız. Onlara göre daha geç nomadik yaşamımız bitmiş. Bunlar Tura'nın en doğusu o adalara yerleştikten sonra pirinç tarımı yapan bir yerleşik yaşam kültürü oluşturmuş bir Turani kavim. Biz daha 1000 sene öncesi, 1970'lere kadar hala yarı nomadik yaşayan, sen Allah'ın yürüyü, sen Fethiye'li nomadsın zaten, dedelerin nomad. Yani onun için düşünce şekillerimiz farklı. Kata, Do daha yerleşik bir düzen işidir. İyi de şimdi baktığımızda mesela menzil okçuluğu, daha önceki kendi aramızda konuşmalarımızdan da yola çıkarak şamanizme kadar dayandırılabilir. Evet. Bu da bir yol olarak adlandırılabilir, böyle şekillendirilebilir. Şimdi Harun Hoca'nın çok iyi bir makalesi var, daha yayınlayamadığımız. Trendaz'da yakın zamanda girecek yayına. Gerçekten menzil okçuluğunun temellerinde animist dönemimiz, şamanizm özellikle lafını kullanmıyorum. Şamanizm doğru bir tabir değil eski dinimizi tanımlamak için. Animist dönemden gelen bazı uygulamalar, ama animizm ya da şamanizm yerleşik hayat tarzı benimsemiş toplumlardaki din gibi sistematik bir inanç biçimi değil. Onun için Kata ve Do ile yan yana gelmiyor. Mesela Alevi Bektaşi geleneğini düşünün. Bektaşilik şehirdeki örgütlenme biçimi, tarikat ve tekke, Alevilik halk içindeki örgütlenme biçimi. Bir tanesi kent soylu, bir tanesi taşra ya da kırsal. Böyle düşünmek lazım. Kyoto'da veya biraz önce anlattığınız Doğu'nun da altında Japon dininin veya Shinto'nun etkileri var mı? Elbette var, ama onların bu yerleşik düzene geçişle dinlerini değiştirmiyorlar. Biz değiştiriyoruz. Onlar dinlerini değiştirmiyorlar. Yeni koşullara uygun hale getiriyorlar. Ama hocam Bektaşi'ye baktığımızda Bektaşi erenlerin kuş olup göğe yükseldiği... Tabii animist. Hemen animist düşünceler var yani. Evet, kesinlikle. Evet. Bir nevi bu coğrafyaya, bu kültüre sanki uyum sağlamışlar. Evet, tabii ki elbette. Zaten buna senkretizm deniyor biliyorsunuz. Aslında değişik din öğeleri karşılaştığında genellikle biri öbürünü tamamen silmiyor. İkisi bir araya gelerek orijinal, her ikisinden de izler taşıyan ama kendine özgü bir şey haline geliyor. Buna taşı gibi mesela. Yani mesela mezar taşı gibi. Ortodoks İslam'da yok. Bizde balbal geleneğinden geliyor. Taş hatta sonsuzluk demek. İşte taş sonsuzluğu ifade ediyor. Ve balballar ölen kişinin sağlığında öldürdüğü düşman sayısı kadar dikiliyor. Zannediyorum iki ayrı tabir var aslında. Bir balbal, bir de yine benzer bir taş daha var. Şimdi bilemeyeceğim ne olduğunu, ama yani Türkiye'de çalışanlar daha doğrusunu bilir. Seyredenler varsa altına yazabilirler. Ama her halükarda bu okçuluktaki taş dikme geleneği de oradan geliyor. Yani yapılmış olan bir başarılı hareketin tescili aslında taş dikme.